Devam edelim. Öykü Koçalı henüz 17 yaşındaydı. Bir arkadaşının lüks otomobilinde yolcu koltuğunda oturuyordu. Direksiyondaki Berk Gündüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybedince spor otomobil tırın altına girdi. Demir yığınına dönen o araçtan bir ölü bir de ağır yaralı çıktı. Lüks otomobilin yolcu koltuğunda 17 yaşındaki Öykü, direksiyondaysa arkadaşı Berk Gündüz vardı. Yoldaki tıra arkadan ok gibi saplanan araçtan biri ölü, diğeri de ağır yaralı çıktı. Demir yığınına dönen otomobilin plakası Berk Gündüz'ün adının ve soyadının baş harflerini taşıyordu. Spor otomobillere tutkulu bir gençti Berk. Bugün sabah saatlerinde Öykü Koçalı ile birlikte bindiği lüks aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolunda ilerliyordu. Süratliydi. Nedeni henüz bilinmiyor ama otomobil bir anda kontrolden çıktı. 33 plakalı bir tırın altına ok gibi saplanan araç bu şekilde yaklaşık 100 metre daha sürüklendi. İki genç de demir yığınına dönen otomobilin içinde sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri onları kurtarabilmek için zamanla yarıştı. Önce Berk Gündüz çıkarıldı araçtan. Ağır yaralıydı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak Öykü Koçalı hayatta değildi. Onun cansız bedeni sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.